Evet, tekrardan merhabalar sevgili FM Gönül dostları. Yepyeni bir bölümle hem de bu sefer 6. bölümle karşınızdayım. Yarın da 7. bölümle karşınızda olacağım. Bu böyle bir ardışık sayı sistemi. Bildiğiniz gibi çok yavaş ilerliyor çünkü yeni oyuncular falan geliyor. Yeni oyuncular geldikçe bu düşüyor hep. Ender Turacı, bildiğiniz gibi bu hafta benim için duygusal bir maç olacak. Transfer tavsiyesi isteyeyim. Bu asistan. Kartalspor benim canım ciğerim. Yıllardır bir şekilde gazetelerden falan da olsa takip ettiğim. Allah seni kahretsin ya. Senin Allah neyse. Daha fazla sevmeyeyim. Bak Taha Tunç, bu çocuk antrenmanlarda şov yapıyor ya. Vallahi helal olsun sana. Allah. Tamam. İstanbul'u çok bilmeyenler için söyleyeyim. Kartal, Pendik ve Maltepe yan yana 3 semt böyle. Doğudan batıya doğru Pendik, Kartal, Maltepe diye gidiyor. Ve böyle inceden bir rekabet var. Özellikle Kartal, Maltepe spor maçlarında böyle büyük bir hırgür falan da olurdu ara sıra. Pendik'le de herhalde öyle bir rekabet vardı diye hatırlıyorum. O yüzden inceden bir derbimsi bir havası da var ama Kartalspor benim yıllarca FM'de hep oynadığım şeyde, YouTube'da ne yazık ki bir sezon oynayabildim de. Ama normalde en sevdiğim takımların arasında geliyor. Şimdi o denemedeki çocuklar gittiği için buralar boş. Yıldıray belki bu maç oynayabilir artık. Şimdi bakalım. Doğukan Bilgen, sen kimsin canım kardeşim? Denediğimiz sol bek adaylarından biri. Peki niye bunu koydunuz buraya? Ve Tahir Koçak'a bak. Oo, Tahir Koçak bir tık daha iyi. Şimdi Doğukan Bilgen'i burada oynatmam. Fatih Cerlek'i de oynatmam. Taha Tunç'u da oynatmam. Süheyl'le Hüseyin'e oynatırım mesela onların yerine. Defans gibi defans. Orta sahanın ortası. Bak işte bu çocuk Berkan orta sahanın ortasında oynayamıyor arkadaş. Bu herif defansif orta saha. Onun yerine Taha'yı alacağım ben. Taha'yı merkez orta saha yapalım. Otomatikte kalsın. Ömercan gene buraya geldi tabii. İşte bak. Bundan merkez orta saha yapsak ne olur? Bir şey olmaz. Değil mi? Destek şeyinde. Peki. Orta sahanın ortasına yeni aldığımız abi niye koymuyoruz? Murat Aktaş. Bak bu tam oluyor. Şimdi. Tahir Koçak'tan ümitliyim ben ama ikinci yarıda kimi sokayım defansın soluna? Ramazan Kuzu. Bence bu değil. Hakan Özkan bu olabilir. 19 yaşında daha. Berkay Gündüz. Değil bence. Doğukan Bilgen. Bu da değil. Hakan Özkan'ı deneyeceğim o zaman. İkinci yarıda sol bekte. Böyle böyle sol bek sorununu da çözmeye çalışıyorum. Forvet'i gene değiştirmiş bu. Ozan gelsin. Ben bu maça ciddi çıkarım. Her ne kadar Kartalspor'da olsa, bu sezon en duygusal maçında oynuyor olsam, ben bu maça ciddi çıkacağım arkadaş. Şu an tamam gibiyiz değil mi? Ben çok kafa gol yiyorum. Bir arkadaş da yorumlarda yazmış. Kafa vuruşu 12 bu adamın. Bunun da 11. Yememem lazım abi. Ne diyeyim yani? İkisi de kafa vurabilen adamlar. Niye kafa golü yiyorum bu kadar anlamadım. Bu arada Tahir Koçak'ın bunun da şansı var aslında Hakan Özkan'ın da. Neyse bakalım. Takımı bilir. Evet şimdi bu maçtan sonra tekrar bir kiralık oyuncu şeyine bakabilirim. Şu Galatasaray'ı falan kendimiz bir kapısını çalarız. Çünkü scoutları gönderdik hiçbir halta yaramadı. Asistan başlat. Oyna. Vay be Kartalspor. Hey iyi gidi Kartalspor. Seste de bir sorun var mı diye baktım. Yok güzel.
Bak sağ açık, sağ açık. Çok kalabalık orası ya. Taha, vurma, vurma. Güzel. Güzel, tamam. Keşke ceza sahasının önündeki herife çıkarsaydı ama oradaki çocuk daha boştaydı. Vur lan. Önü çok kapalıydı. Mehmet bir çalım malım atsana lan bir göreyim. Allah. Neyse tamam. Serbest vuruş. Serbest vuruşları geçen bölüm ayarlayamamıştım nedense. Onu tam çözemedim. Bir daha bakacağım ona. Eskiden şuraya at, buraya at gibi ayar yapılabiliyordu. Ya oğlum ne kadar oyalıyorsun topu ya? Sol, 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 sol. Koçak görelim ortanı. Ah be, fena değil. Bizim çocuklar kendi arasında çarpıştı. Yoksa fena değildi top. Hey, gene zıngır zıngır hücum oynuyoruz ya. Gerçi içerideyiz. Ben bunu şey yapabilirim. Bak, şunu şuradan şöyle alırım. Şunu da hücum ağırlıklı derim. Kontrollü hücum ya da of, of kaleci gene yedek kaleci abi. Otomatik hep bunu koyuyor. Ben de hep dikkat etmiyorum kaleciye. İkinci yarı değiştiririm ben bu kaleciyi. İyice sakata gelmeyelim. Çok güzel vurdu herif ya. Olduğu yerde de seviniyor. Koşa koşa bir garip. Moonwalk yapar gibi. Geç kardeşim. Ha bazı arkadaşlar maçın hızını bir tık arttır demiş. Ayağı kısa pas kabul. Aha. Aha. Ay sıçayım bana bak ya. Ya ben öyle hızlandırınca hem şey yapamıyorum. Komiğime gidiyor böyle Charlie Chaplin filmi gibi oluyor. Eski filmler gibi oluyor. Hem de şeye falan da bakıyorum yani o yüzden o kadar hızlı olması... Uf. Ulan ne koydu herif. Abuu. Şeye falan da bakıyorum böyle. Boşa kaçan adam var mı? Nereye pas veriyor? Ne oluyor bilmem ne. Onlara da baktığım için o hızlı olması çok benim işime yaramıyor, gelmiyor yani. Oğlum şu şut çok güzel şuttu ama. Gelişine direkt koymuş ya zıngır diye. Yıldıray'ın etkisi fark edildi bak. Hemen sol kanattan atak sayısı çok daha fazla oldu. Yıldıray şeye girer girmez. Bak gene Yıldıray'da. Koçak da sanki uydu takıma ama. Diğer çocuğa da bir bakmak lazım. Ah be. Yine ceza sahasında paslaşarak geri muhabbeti çıktı. Şu ters mi düz mü? Hangisi bizeyiz lan? Bizim hücumların çoğu sağ kanattan geliyor ama izlediğimiz her şeyi sol kanattan da anlamadım. Bu kim lan? Tunay. Lan bu herif sağ bek. Çok güzel pas be. Offside mı? Yapma be. Yemin ediyorum şu Taha'nın şeyini üzüldüm lan. Çok güzel görmüştü. Çok güzel pas çıkarmıştı Taha. Pardon lan Murat'mış pas çıkaran. Lan hakikaten bir adım offside.
Yine çok güzel pas. Bu sefer atamadı. Kartalspor'un biraz dandikliği söz konusu abi burada herhalde. Çünkü iki kere ceza sahası içinde hatta altı pasın köşesinde herif öyle boş bırakırsan öttürürler. Biri ofsayta kurban gitti. Biri dışarı attı kurban oldu. Pozisyon ama yani Kartalspor belli ki oyuncuları çok tırt yani. Çok güzel. Ver hemen içeri. Sen de ver bir daha. Yapıştır çocuğum kale. Ah yanlış tarafa çekti. Ah be. En iyiydi Kartalspor ya. Daha geçen bölüm söyledim. Neredeyse bir ara Süper Lig'i zorluyordun. Yani şöyle diyeyim. Birinci Lig'in playofflarını zorluyordun. Ne ara anasın. Her sezon düştü ondan sonra. Her sezon. Hadi be. Korner değil mi? Allah Allah. Aşırı şey oynuyoruz. Baskılı oynuyoruz. Bir tane hıyar gol yedik de. Şu 1-1 çok yalan yani. Ha, enteresan bir taç. Penaltı mı? Değil. Ver ortaya. Vur kaleye bakayım. Bu Murat'ın şutları birazcık daha düzgün olsa Murat'ın ve Mahmut'un şu an 3 tane daha falan atmıştık yani. Ya oğlum. Allah Allah. Ben yine ne zaman kayda girdiğime bakmadım. Allah kahretmesin ya. Herhalde 10 kala falandır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Şuna bir dikkat etmeyi öğrenemedim. Eski şeyde olsa kaç dakika kayıt olduğu yazıyordu şeyde. Bunda hiç öyle bir şey de yazmıyor. Çok kötü o açıdan. Yapıştır lan. Yapıştır lan. Ah be. Ah be koçak, ne yaptın ya anam. Niye o kadar yavaşladı? İyi oynuyoruz bence ya, bu arada. Geçen maçta çok iyi oynamıştık. Bu maçta da iyi oynuyoruz. Sezon başladığında böyle gidersek tahminim ilk 10'a gireceğiz ligde. İlk 3 zor. 4 ile 9 arası falan belki. Ozan o nasıl şut mu ne amına koyayım anlamadım da. Allah Allah ya. Bu arada diğer iki sol beki de diğer maçta deneyebiliriz. Tarihi yetiyordu az önce gördüğüm kadarıyla. Bir tanesini deneyememiş olacağız. Yani maçta oynatamamış olacağız diye. Şimdi soyunma odası. Asistana devret, asistana devret. Taktiklerden bir yerden oyuncu değil. Heh. Cimpir, sen şunun yanına bir gir. Hakan Özkan, şunun yanına bir gir. Tamam herhalde. Yıldıray kötü ya. Yıldıray hiç yormayayım abi daha fazla. Ömercan sokuk. Mahmut'un yerine mi koysam diyorum ama yok ya. Mahmut'un yerine koyarsam Ahmet Yazar'ı koyarım daha iyi. Ama şu an iyi yani. 83'te daha. Bak Ömercan beceremiyor burada oynamayı. Neyse başladı.
Hadi be. Ulan ne salak yerlere çekiyor top. İki de bizde kalsa yani. Bu Tunay'dan da hiç emin değilim bu arada. Çok göze batmıyor ama hiç artı bir hareketini de hatırlamıyorum. O nasıl vuruş ya? Yok, son toplarda bir beceriksizlik var bugün. Çünkü son toplar Ozan'da kalmıyor. Mahmut'ta kalıyor. Murat'ta kalıyor. Son topları biraz daha Ozan'a indirebilsek o atacak aslında da. İşte o da tek forvet oynamanın uğursuzluğu yani. Hakan çok güzel top aldı bu arada. Onu kafama not ettim. İkisini birden aslında almak istemiyorum ama ikisini birden alıp Berk'i gönderebilirsem yaparım. Çok güzel topmuş lan. Hadi be. Son vuruşları bugün hakikaten hiç beceremedik abi. İnanılmaz. O pas da inanılmazmış bu arada. Ben aradaki çocuk kesecek zannettim de. Böyle pasları Roberto Carlos çok atardı. Hatırlarsınız böyle. Sol bekten ileri çıkardı. Karşı hücum yerleşirken zıgan diye bir koyardı dümdüz sağ açığa. O sırada karşı hücum çok dengesiz yakalanırdı. Bak gene aynı pası attı. Çok güzel pas. Abi. Şu istatistikleri bir göstersen. Abi şutlar 15'e 3. 15. 15 şutun hepsi ceza sahası içinden neredeyse. İsabetlisi 5 tane ama. Ki 5'te 1 de gene kötü. On altıncı şut. Kartalspor, ah be ulan şeyi mi tuttu acaba? Zaten 3 şut var, 2 isabetli. Bizim 16 şut var, 5 isabetli ama 1-1. Bayağı bir değişiklik yaptı onlarda. Bu arada Kartalspor'a biraz bakıyorum, tanıdık kimseyi göremedim herhalde. Kadro komple değişti. Bu kadar düşünce ligi. Bir iki oyuncu. Aytekin mi tanıdık geldi ama emin olamadım. Sol be oğlum. Sol be oğlum. Ha. Bir de denemeye aldığımız çocuk yani bu. Çok güzel orta. Oo, abi şuna vereceksin de o vuracak. Aman. Yorulan çatlayan patlıyorsa bugün değiştirebilecek adamın da var aslında. Salak bir gol yemeyelim ama lütfen. Yine çok güzel pas bu. Yine bok gibi bir orta izledik ama. Sıçtın maçın içine abi. Çok güzel sıçtın maçın içine. İnanılmaz ya. Abi etrafında kimse yokken bir oyuncu kafa topunu böyle ıskalayamaz. Şuna bak. Şuna bak, hareket ak top geçtikten sonra zıplamış bir de. İnanılmaz gerçekten ya, inanılmaz. İlla gene bir takımda kanser edecek bir şey olacak yani benim. Ömercan Sokulu'yu da ikinci yarı aldık göya. Düştü şeyi 60'lara 70'lere hemen. Bir saniye ya. Madem öyle abi. Komple hücum.
2-1 oldu zaten. Daha ne yapacağız? Kaybedecek bir şey kalmadı. Çibok olmuyor. İleri çıkımı var mı? Var, bas. Aa, Aytekin yapıcı lan. Bunu hatırlıyorum sanki. Ali Bölükbaş, Gürkan, Ercan Dikmen, Yasin Aktay'ı da sanki hatırlıyorum. Arda, Cihat, Sait. Yok, diğer şimdi tanıdık. Sezer Seçkin belki. Ya bak, full hücum yaptık abi. 15 dakika, 20 dakika hiç bok olmadı. Yine orta saha yorgunluktan çatladı anasını satayım. Burada da maç biter artık herhalde. İstediğim şey maç sonunda istatistiklere bakmak abi. Başka hiçbir şey değil. Daha canım yavrum, o kadar da yavaş vurulmaz o topa be. Gol atacağız yani. Aha. Belki penaltı olur dedim. Hakan defansif olarak çok iyi oynuyor bu arada. Zıngır zıngır top kapıyor çocuk. Hadi Hakan, şu ortayı yap, maçı bir çevir. Ver orta. Hala bize diyecektim ki hakem sıçtı ağzıma bıraktı. Bakın maçın özetini size şurada aktarıyorum. Şut 26, kaleye bulan şut 9, gol 1. Heriflere bakıyoruz. Şut 4, kaleye bulan şut 3, gol olan 2. Diğer her şeyde. Ha, topa sahip olma %61 bizde. Süheyl Çetin. Sıçtın içine maçın Süheyl. Amına koydum, bıraktım maçın yani. Ondan sonra atak da yapamadık bir de. Ha, bir de bunu sakatladılar. Neyse, 2-3 günde bir şey olmaz. Şimdi şu, neyse. Bak, denemeler şurada bitiyor. 5 oyuncunun deneme süresi bilmem ne diyor. Orada bir daha bakarız. Bu kim? Bunu geç. Alper Mete, bundan da çok bir şey olmaz. Aha, kim? Sen kimsin lan? Orta saha merkez. Denesek mi bu arkadaşı? Şunlar baya yüksek görünüyor. Zihinsel çok kötü, fiziksel de çok kötü gibi ama. Sen şey yapalım mı bir? Bir hafta gelsene bakayım bize bir oturmaya. Devam. Vay be. Kartalspor maçı da böyle olacakmış demek ki. Yazık ya. Kartalspor'u bu halde görmeye cidden çok üzülüyorum ama. İşin geyiği, goy goy falan bir tarafa. Çok isterdim Kartalspor'u alayım oynayayım böyle her sene. Çıkmasın da düşmesin de. Kalsın aynı ligde en azından. Senin Allah tefenden baksın. Önder Turay, sen ne boku yaradın ki arkadaş? Onu bilemem, bunu bilemem.
Tamam, Trabzon'a ben baktım. Berk. Aşırı çabukluk antrenmanı yapmasından. Nerede yapıyorsun lan onu? Ekstra antrenmanı kaldırabilirim ben fazla o kadar. Ha. İptal. Bana ne ya? Üf. Zaten sanki takıma çok hayrı varmış gibi ne bok yersiyorsun. Allah Allah. Murat Aktaş da gitti. Beta'da çok sakatlık oluyormuş. Aa, Tarık Tarcan. Meşhur değil mi lan bu? Aynısı burada da olursa çok kötü olur ya. Bir saniye arkadaş. Sen bana Tarık Tarcan'ı öneriyorsun da. Bilmem neyle sözleşmesi var. STTV anlamadığım bir takım. Benim sağ açık, sol açık ihtiyacım yok. Şey nerede? Kiralamak için uygun değil. Transfer durumu belli değil. Bu bana niye öneriyorsun amına koyayım ya? Vallahi gözlemci alalım, gözlemci alalım dedik. Aldığımız gözlemci bu çıktı yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada şu maçı da gene yarınki bölüme bırakayım ben sevgili dostlar. Ender Panik Spor'u kira. Ha bu şey forvet çocuk ya kardeşim. Sakat bilmem ne. Geç. Sakatlık riski. Yüksek, yüksek, yüksek. Artan yüksek. Neden? Çünkü zayır zayır maç oynuyoruz abi. Haftada ikişer maç yapıyoruz. Sanki yani satayım şey. Fenerbahçe'yiz de böyle 3 yerde birden mücadele edeceğiz de onun temposuna hazırlanıyoruz. İtibar sebebi oyuncuların saygısını azalmamış. Siktiriniz. Siz için duyacağınız saygı. Kadro kayıt. Otomatik seçim. Onayla. Şu bir kiralık biri daha gördüm sanki. O kim ya? Bu bizden giden mi? Yok Başakşehir'den kiralık. Hadi sen de bunu şey alayım. Az kadroyu alayım. Bir tane orta saha yedeğimiz olsun. Kötü aslında. Bir boku yok çocuğun da. Dursun takımda. Devam. Hızla maça yaklaşıyoruz ama bu maçı dediğim gibi yarınki bölüme bırakayım yoksa gene çok uzun olacak arkadaşlar. Ben zaten saate de bakmadım. Bu dakikayı makkayı tutturamıyorum anasını satayım. Zor geliyor artık. Yaşlandım ben. Ender gerçekten yakışıklı bir arkadaşımızmış. Şuradan bakalım. Bitiricilik 15. Kararlılık 20. Karar alma 12. Oha. Hızlanması da bir tık yüksek olsaymış. Ama ne forveti bu? Kafa vuruyor mu? Yok. Boyun kaç kardeşim? Boyu nerede yazıyor bu herifin şimdi? Tavşan gibi her yere baktım hiçbir yerde göremiyorum. Özelliklerde mi? Ice için nerede ya? Bilgi mi? Çok acayip ya. Çok merak ettim abi. Nerede yazıyor olabilir? Ha eğer burada bir yerde varsa ben görmüyorsam tam benim sığırlığım da. Ah şuradaymış lan. Oha. 1,96 bir kafa vurmuyor. Yazık lan. Zıplaman kaç? 12. Ah be. Abi elektrik direği gibi yürü. Zıpla da zaten vuracak ama. Çok yazık. Bu herifin kafa vuranı olsa zaten Yan koller mi diyeyim? Yan koller o kadar hızlı değildi. Kim var öyle yaratık forvet? Hoydonk mu diyeyim? Hoydonk da o kadar hızlı değildi be. Kenneth Anderson da o kadar hızlı değildi gerçi ama en yakını Kenneth Anderson. Alaaddin sakatlandı. Bir tane hayırlı haber gelmiyor. Şu haftaya transfer şeyi de kapanıyor. Yetişebiliriz inşallah.
Bak şeyde en çok kâr eden biziz anasını satayım. Baksana sattık bir tane herifi de kâr ettik. De neye yarar işte. O parayı da kullanamadık. Buna asistanı gönderdim ve son kez devama tıklıyorum. Ben de bu yeni bölüm bugün o Taha'ya bak 9.25 antrenmanda çıldırıyor çocuk. Bunlar sakat zaten bunu eleştirmiyorum ya. Son kez devama bastım. Ben de bugünlük iki bölüm çekmek yeter. Yarın da bir iki bölüm falan çekerim. Böyle önden giderim hafiften. Çok da arayı açmayayım ki yorumlardan olan bir şey varsa onları da uygulayayım. Neyse. Evet ben burada bırakıyorum. Gene sevgili dostlar. Herhalde 35 dakika oldu diye tahmin ediyorum. Tam emin değilim. Değilse zaten telafi ederiz yani bir şekilde. Biliyorsunuz yabancı değilim. Kaçmıyorum. Son bir kez fikstürüne bakalım. 3 hazırlık maçı kaldı. Bunun yarın oynasam, şu ikisini de birer günde oynasam 6. ve 10. bölüm falan gibi sezona başlamış oluyoruz büyük ihtimalle. Bak son hazırlık maçıyla sezonun ilk maçının arasında 5 gün falan koymuş. Ay. Hıyar ya bu bizim şeyler kim ayarladıysa. Bakalım. Ama dediğim gibi 10. bölüm falan gibi lige başlayacağız. Oradan sonra göreceğiz ne oluyor ne bitiyor. Oradan sonrası önemli. Transferler fena gitmedi. 3-5 toparladık. Kiralık olmuyor. Gösterdim. Bir tane kiralık alabildiğim adam çıktı. Belki gene bakarım. Ve Kartal Spor. Eskiden canımız yerimizde FM'de oynadığımız biricik takımımızdı. Şimdi yerle yeksan oldu. Anca böyle karşımıza geliyor. Bizi kanser ediyor. Ne diyeyim ki? Bari düzgün maç olsaydı da öyle kanser etseydi. Evet. Sevgili dostlar ben ufaktan kaçıyorum. Videonun altına bir like atarsanız, yorum yazarsanız, bütün fikirlerinizi açarız. Paylaşırsanız çok memnun olurum. Bize destek vermiş olursunuz. Belki daha fazla kişiye ulaşır bu yaptığımız şey. Onun dışında çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Süper bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgili dostlar, kendinize iyi bakın ve haydi, hoşça kalın.